AKP rejiminin Ahmet Mardin ve Van'ın seçilmiş HDP'li belediye eş başkanları yerine yeniden kayyum atamasına Almanya'dan değişik çevrelerce kınama geldi. Sol Parti milletvekili Michel Brandt konu hakkında Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a mektup yazdı. Kayyumların Türkiye'nin 1993 yılında imzaladığı Avrupa Konseyi'nin yerel belediyeler maddesine aykırı olduğuna dikkat çeken Brandt, AKP-MHP iktidarının seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak demokrasiyi ve sandığı devreden çıkardığını vurguladı. Sol Parti cephesinden bir açıklamada milletvekili Helim Evrim Somer'den geldi. Kayyumların halkın iradesinin açık şekilde gasp edilmesi anlamına geldiğini belirtti. Somer, Erdoğan seçimle elde edemediğini, sandıkla diz çöktüremediği Kürt halkını baskı politikalarıyla yıldırmaya çalışmaktadır. İradesi gasp edilen Kürt halkına yaşam alanı bırakmaması, sandık demokrasisinin aslında Erdoğan diktatörlüğünü örtmek için kullanılan bir yalan olduğunun en somut örneğidir diye konuştu. Hessen Eyaleti Meclisi Sol Parti grubu da irade gaspını kınadı. Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Partisi Milletvekili Claudia Roth, bu hamle Kürt bölgesinde gerginliği tırmandırmak için atılmış bir hamledir ve Türkiye'deki bütün demokratlara yöneliktir diye belirtti. Türkiye'deki bütün demokratik güçlerin vereceği ortak mücadeleyle Erdoğan'ın baskıcı rejimine karşı gelinebileceğini belirtti. Roth, Almanya ve Avrupa Birliği'nin de artık açık bir şekilde Erdoğan'a karşı tavır almaları gerektiğini ifade etti. Uluslararası atom savaşlarını önleyen doktorlar ve sosyal sorumluluk sahibi doktorlar derneği de Türk devletinin Kürt belediyelerine atadığı kayyumları sert şekilde eleştirdi. İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi milletvekili ve Parlamento Dışişleri Komisyonu üyesi Anders Österberg ve Sol Parti milletvekilleri Amine Kakabave ise konuyu İsveç Parlamentosu'nun gündemine taşıdı. Türk hükümetinin muhalifleri sindirmek ve susturmak için bilinçli olarak baskılarını artırdığına dikkat çeken Anders Österberg, önergesinde Dışişleri Bakanı Margot Wallström'den hukuksuzluklara karşı girişimde bulunmasını istedi. Amine Kakabavet'e Türkiye'de demokrasiye yeni bir saldırı dedi. Fransa Sosyalist Partisi kayyum işgalini kınarken Fransa hükümeti ve Avrupa Birliği'ne de çağrıda bulundu. Terörizmle mücadelenin demokrasiye yapılan bu saldırıları veya Kürt halkına uygulanan zulmü hiçbir şekilde haklı çıkarmadığını bir kez daha belirtmektedir diyen Sosyalist Parti, yaşanan bu olay Fransa ve Avrupa Birliği tarafından güçlü bir şekilde kınanmalıdır dedi. Serait le moyen de lui dire non. Il en paye ce soir le prix. Cette stratégie conduit à l'affaiblissement de la parole de la France et installe durablement le Rassemblement national dans la vie politique française.